bursanın, ufak tefek taşlar bursanın, ufak tefek taşlar keman olmuş. O yarimin kaşları keman olmuş, o yarimin kaşları. Bir omuzda, bir omuzda saçlar, bir omuzda, bir omuzda saçlar benim. Esmer güzeli yarimle kol kola gezerim. O benim esmer güzeli yarimle kol kola meşeli dallar, meşeli meşeli dallar, meşeli içinde halı döşeli içinde. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya rabbel alamin, hayırsever halkımızın, değerli cemaatimizin yaptırdığı mabedimizi, hakkımızı hayırlara vesile eyle. O her zaman okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'imizi bugünlerde de okuduk. Hatimlerimizi okuduk. Hatimlerimizden hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hacı-i Kainat Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, tüm geçmişlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, çoluk çocuğumuzun kalbine İslam nurunu, Kur'an hidayetini yerleştir. Cümlemizi Müslüman olarak yaşattığın gibi Müslüman olarak da ruhlarımızı almayı sen nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı kabul eyle, ibadetlerimizi kabul eyle. Dualarımızı halisane olarak yapıyoruz. Bu yaptığımız kısa fakat samimi duamızı sen kabul eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Hadi ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Seyirciler, İnegöl'e bağlı olan bir köy, Eymir Köyü'ndeyiz ve bugün Eymir Köyü'nde çok güzellikler var. Burada bir cami açılışı oldu ve bu cami açılışına da değerli kaymakamımız, belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız da katıldı. Şimdi kendilerinden buraya dair de hem bilgilerini hem de duygularını alacağız. Efendim, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İsmim Ali Akça, ilçe kaymakamıyım.
İşin doğrusu bu bir program dahilinde ziyaret ettiğim ilk köyümüz. İnegöl'e yeni geldim, yeni göreve başladım ve Eymirköy muhtarımız cami açılışı davetiyesini getirdiğinde bunu bir fırsat olarak değerlendirdim. Az önce hep beraber cami açılışımızı gerçekleştirdik ve arkadaşlarımızla beraber ikramlarını aldık, muhabbet ediyoruz. Köyümüzü tanımaya çalışıyoruz. Nasıl buldunuz? Yani hem köyü nasıl buldunuz hem İnegöl'ü nasıl buldunuz? İnegöl'le az önce arkadaşlarımızla konuşuyorduk. İnegöl çok renkli bir yer. Çok farklı unsurları bünyesinde eritmiş, farklılıkları zenginlik olarak algılayan bir yer. Eymir köyümüz de bu anlamda gördüğünüz gibi güzel bir köy. İnsanları güzel, gülümsüyorlar, mutluluk veriyorlar ve onların mutluluklarını paylaşarak çoğaltmak arzu ettik. Önümüzdeki zamanlar içerisinde İnegöl güzellikler bekliyor diyebilir miyiz? İnegöl hep güzellikler bekliyor. Bu insanların elinde. İnsanlar eğer hayata güzel bakarlarsa, mutlu olmak isterlerse bunun anahtarı kendi ellerinde. İnsan mutlu olmaya kendi karar verir. Eğer mutlu olacağım diyorsa karşılaştığı ilk insana merhaba der. Ve gülümseyerek bunu derse o güzelliklerin çoğaldığını görür. Bulunduğu yerleri de şehirleri de güzelleştirirler, öyle değil mi? Çok doğru, çok doğru. Teşekkür ediyorum efendim verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Bizler de teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Eymir'deki cami açılışında Sayın Belediye Başkanımız da burada ziyaretteydi. Kendilerinden de bilgiler alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyoruz biz ama bir kez daha biz ekranlardan hem sizi tanıtalım hem de buraya dair bilgilerinizi, duygularınızı alalım. Halil Uraktaş, 9,5 yıldır İnegöl Belediye Başkanıyım. Bugün İnegöl'ümüzün 91 köyünden birisi olan ve Şirin köylerinden bir tanesi. Yaklaşık 100 haneli, 400 nüfuslu. Eymir köyümüzün cami açılışı için geldik. Çok değerli kaymakamımız ve protokol üyeleriyle beraber. Tabii İnegöl'ün her köyü ayrı bir güzellikte, ayrı bir değerde, tarımsal anlamda ayrı bir zenginlikte. Eymir köyü de onlardan bir tanesi. Özellikle çok şeftali üretiliyor burada. Meyvecilik çok fazla. Yani köyün 3'te 2'si yoğun bir şekilde meyvecilikle ilgileniyor. İnegöl'e de çok uzak olmayan bir köy açıkçası. Ulaşım da kolay. Ve yaklaşık 3 yıldır ilçedeki, köydeki sakinliğine ilgilenen ve muhtarımızın takip ettiği camimiz kısa bir süre önce bitti. Bugün de hep birlikte bir açılış yaptık. Tabii açılış vesilesiyle yemek ikramı da oldu. Köylülerle de sohbet etmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz yani. Efendim sizi hep takip ediyoruz, görüyoruz da çok hareketli, aktifsiniz. Her yere yetişmeye, ulaşmaya çalışıyorsunuz ve herkesin gönlünü almaya çalışıyorsunuz. Yani bu köyde de biz bunu görüyoruz sizden zaten. Peki bundan sonra İnegöl'ü neler bekleyecek? Köyleriyle beraber bir bütün, hakikaten çok da birçok kültürü de içerisinde barındıran bir şehir çünkü. Evet. Şimdi tabii köylerimiz bizim eski yerli köylerimiz. Yani Bulgaristan maciri ve yerli manav diye tabir ettiğimiz köylerimiz genel anlamda. Yani bunun 65 civarındaki köy bu şekliyle. Tabii köylerdeki yerleşik hayatın canlandırılması gerekiyor. Çünkü son yıllarda köylerde ciddi bir geriye gidiş söz konusu. Evet. Ulaşım imkanları iyi değil, altyapı iyi değil ve köylerden bir kaçış söz konusu. Beraberinde tarımdan bir kaçış söz konusu. Ama yeni büyükşehir yasasıyla beraber inanıyorum ve ümit ediyorum ki köylerimizde hayat canlanacak. Tabii ki belki evet köyün nüfusuna göre okulu olmayan köyler olabilir, taşımalı sistemle gidebilir ama önemli olan köylere sağlıklı bir ulaşım hattı kurabilmek. Bugün İnegöl'ün en uzak köyü 30 kilometredeki ortalamada 5, 8, 10, 12 kilometre gibi kilometreler. Dolayısıyla köylerde bu yeni yasayla beraber büyükşehirin ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla beraber ciddi bir canlanma söz konusu olacak. Bakın biz İnegöl Belediyesi olarak köylerimize destek veriyoruz ama kanun bize bunlarla alakalı çok ciddi kısıtlama getirmiş. Yeni yasayla beraber bunların hepsinin önü açılacak. Dolayısıyla ben köylerimizin daha aktif kullanılacağını düşünüyorum yeni dönemde. Teşekkür ederim efendim verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Eymir köyünde muhtarımızla beraberiz. Bakalım muhtarımız bize bu köye dair neler anlatacak. Tamam, Allah razı olsun. Muhtarım, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Eymir köyü muhtarı Abdullah Yaşar. Evet. Şimdi bugün çok güzel bir etkinlik vardı köyünüzde. Bir cami açılışı evet. Vardı. Çok da güzel bir katılım vardı. Protokollerin katılımıyla da bu desteklenmiş oldu. Neler söyleyeceksiniz bize bu köye dair? Köyümüz 1573 yılında kurulmuş. Çok eski bir köy. Kuruluşu 8 hane. Köyümüz genelde o zamandan bu tarafa hep
hayvancılık üzerineydi. Tütün, arpa, buğday, hayvancılık. Şu anda 1994 yılından bu tarafa meyvacılık köyümüze devlet su işlerinin vasıtasıyla bir kanal şey yapıldı, gölet yapıldı. Göletin sayesinde şu anda köyümüz %60-65 meyveye döndü. Düzgün bir şeftalisi var köyümüzün. Damak tadı çok yüksek bir meyvesi var. İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan bütün hani alıcılar devamlı gelenler hep Eskişehir, genelde ağırlık Eskişehir. Köyümüzün malının %60'ını Eskişehir çekiyor. Kaç hanedir bu köy? 90 hane köyümüz. Tam kapasite oturan köyde 60 hane ya var ya yok. Hani 330-320 nüfus var. Göç verdik. Çok, haddinden fazla. Ama bu göçlerin sebebi ulaşımsızlık ve suyun olmaması. Gençlerin hepsi şu anda Bursa ve İnegöl'de. En az 40-45 hane dışarıda köyden insan var. Tarım ve hayvancılıkla uğraş kayıplara sebep oldu mu? Çok, çok. 94'ten bu tarafa meyvecilik hızlandı. Yem çuvallarında fiyatlar her yıl arttığı için millet hayvancılığı bıraktı. Yani yavaş yavaş şu anda 94'lerde köyümüzde 1000'den fazla büyük küçük hayvan, 6-700 büyük hayvan vardı, büyükbaş. Şu anda köyümüzde hani yalan olmasın ama 65-70 tane büyük hayvan geçer çıkmaz. Peki köyün sıkıntıları var mıdır? Neler gerekiyor bu köye? Köyün sıkıntıları hani devletten istediğimiz sadece sulama kanatlarının basit sistem yer altına alınması. Başka bir hani isteğimiz yok desem yeri var. Hani önemli olanları bayağı başardık hani. Bugünkü etkinlikte bir cami açılışıydı zaten. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa zamanda bitti bu cami. Cami çok kısa bir zamanda bitti. Milletin, köylümün dayanışmasının bir olması, derneğimizin, muhtarlığın çok iyi bir uyum içerisinde çalışması, gittiğimiz yerlerden geri dönmedik. Sanayiden, Allah razı olsun, İnegöl Organize Bölgesi'nden çok yardımlar geldi. Ama onu kendileri biliyor, biz bilmiyoruz onları. Allah razı olsun. Hani zenginlerden bir yıl içerisinde gibi hani camimizi bitirdik. İnegöl Belediyesi olsun, Kurşunlu Belediyesi olsun, bunların çok çok büyük desteklerini gördük. Hepsinden Allah razı olsun. Özel idarenin. Katkılarından dolayı da teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Şimdi bir ninemizi yakaladık. Soracağız bakalım. Nine deme ya. Ay pardon, nine değil. Ha. Abla mı diyeyim? Hacı anneyi yakaladık. Ha. Kendisini de soracağız bakalım buraya dair. Emekli muhtarlıktan da, emekli muhtar da. Sen emekli muhtar mısın? Oo tabii. Hem azalık yaptım hem muhtarlık. Maşallah bak biz kimi bulmuşuz. Vallahi. Bak hacca gittim yalan söylemeye. Neler sana var? Yok. Ama yani sayılan sevilen biriyimdir. Hoş geldiniz yavrum. Peki köyünüze dair bize bir anlatın. Nasıl bir köydür burası? Vallahi iyidir, güzeldir köyümüz. Birbirine kırgın olsa da bildirmez annem. Evet. Hep beraber birlikteyizdir işte hiç. Akraba zaten birbirine bağlı akraba. İşte böyle bir aileyiz gördüğünüz gibi. Bir de şunu görüyorum, gördüm ben bugün. Bir etkinlik olduğu zaman kadınlar bir tarafa çekilmiyor. Kadınlar da o etkinliğin içerisinde yer alıyor. Yok yok, çekilmeyiz biz. Allah'ın izniyle ileri görüşlü bir kişiyizdir bizim. Köyümüz öyle öyle bir şeydir. Hani yok erkeklerden saklanalım, yok bilmem. Hayır, öyle biri değilizdir. Örf ve adetleri nelerdir? Ne yaparsınız? Gelenekleriniz, görenekleriniz, düğünleriniz? İşte aynı bak, cemiyetlerimiz önceden çalgılı olurdu ama şimdi böyle yemekli, dualı, mevlütlü oluyor. Efendim neler söyleyeceksiniz caminize dair? Hayırlı olsun. Camimize ne diyelim yarın? Bayramlarda, arifelerde çok gençlerimiz dışarıda olduğu için. Buranın halkı biraz az. Gençler okuduğu için hep dışarılarda. Evet. Çalıştıkları için. Gençler öyle özel kandil günleri, bayramlarda, cemiyetlerde toplanırlar. Evet. Yani camide toplanıyorsunuz. Tabii. Camide olsun, evde olsun, toplum içinde, her yerde öyle. Evet. Yani birbirine bağlıdırlar. Acıyı, tatlıyı paylaşan kişiyizdir biz. Evet, evet.
Efendim Eymir köyünde de acıyı tatlıyı paylaşan bir birlik ve beraberlik var. Buradan da tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini vurguluyoruz. Bak yavrum, dargınlık olsa dahi kimse bildirmez yani buna. Hı. İçinden bilir, bildirmezler. Ya. İşte böyle gördüğünüz gibi bak aynı böyle her şeyimiz böyle olur. Ne kadar güzel. Ne mutlu sizlere. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim yavrum. Eymir köyünün eski imamıyla beraberiz ki kendisinde hakikaten bu köye dair de geniş bir bilgi dağarcığı var. Biz soralım dedik, bakalım bize neler anlatacak. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyim? İsmim Mevlüt Aksakal. Eski Eymir Köy İmam Hatibi. Şu anda Yıldırım Mevlana Mahallesi Hacılar Camii İmam Hatipliği yapmaktayım. 11 yıl gibi uzun bir zaman burada kaldık. Buraya bir 3-5 hizmetimiz de geçti yani böyle evet. Yani köylülerle beraber yoruldunuz gittiniz, 13 yıl az bir zaman değildir yani. Yani tabii uzun bir zaman, az bir zaman değil ama diyalogumuz çok mükemmeldi. İnsanlarla olan bağlantımız yani sıkı bir bağlantı kurduk, hala kopamıyoruz. Ayrılışımız biraz zor oldu ama işte kader, devlet memuru sonuçta ayrılmamız gerekiyordu. Ayrıldı. Şimdi de Tahir hocama bıraktık bu görevi. İnşallah o da en güzel bir şekilde yapacaktır tabii. İnşallah. Evet. Bayrağı o da aynı şekilde devam ettirecek. Neler söylersiniz bize bu köye dair? Bu köye dair şunu söyleyeyim ben. Tabii 2000 yılında ilk buraya tayin olduğumda biraz benim merakım vardı böyle geçmişi araştırma şey konusunda. Manav köyleri yerli köyler olarak biliniyordu. Böyle ufak tefek köy hakkında da araştırmalarımız oldu. 1500'lü yıllarda burası 8 hane olarak bu Mezit Boğazı'nın emniyetini sağlamak için kurulmuş bir şey. Yani bir beylik olarak. Eymir ismi de oradan geliyor. İsminden de anlatılacağı gibi. Ben 11 yıl gibi bir zaman burada kaldım da şunu söylemek istiyorum. Gerçekten unutamayacağım yerlerden birisi. Gerçekten bende çok büyük anıları olan bir yer. 11 yılda eskir zannediyorduk ama eskimedik. Çünkü onlar bizi hep taze tuttular. Allah razı olsun. Mükemmel bir köy yani. Komşulukları çok süper. Gerçekten insancıl, misafirperver. Din görevlisine veya öğretmenine saygı gösteren bir köy. Genciyle, yaşlısıyla işte böyle bir beraberliğimiz oldu. Bir de bu köyde birlik beraberlik var değil mi? Evet. Yani hemen kenetleniyorlar. Şimdi şunu gördük biz. İlk geldiğimiz yıllarda hep bunu söyledik. Zaman zaman böyle şimdi gün yakında da bir seçimler olayı var. Böyle tam seçimler üzeri biraz adaylar madaylar olursa biraz hafif bir rekabet gibi bir şey oluyor ama bu tatlı bir rekabet. Seçimin bitmesiyle birlikte o rekabet de bitiyor artık. Ondan sonra bütünleşme çok devam ediyor. İşte bu camimizin bugün açılışı sebebiyle buradaydık. Biz camiyi çok kısa bir zaman içerisinde yaptık. Yani normalde şey yaptığımız zaman 10 ay içerisinde girdik biz bu caminin içerisine. Gerçekten çok yerde bunu göremezsiniz. Yani yok yani bir cami inşaatı bekle. Hatta biz başlarken de bazıları dedi ki hocam yani 6-7 yıl biz nasıl idare edeceğiz? Nerede idare edeceğiz? Ama ben şunu söyledim. Gerçekten birliğimiz ve beraberliğimiz sağladığımız müddetçe bizim önümüzde hiçbir engel olmayacaktır. Kadınıyla, çoluğuyla, çocuğuyla, erkeğiyle yani ben biraz önceki o şeyde de anlattım. Gerçekten bayanlarımız bu konuda çok büyük özveri gösterdiler. Böylece 10 ay gibi kısa bir zaman zarfı içerisinde bunu biz bitirmiş olduk. Yani bunu şunu anlatmak istiyorum. Bu Eymir köyünün bu tip konularda kenetlenmesinin sonucu bu. Yani bu Allah'ın böyle bir lütfuydu. Çünkü öyle kenetlendiler. Keşke böyle bir asker uğurlamasında ya da hacı uğurlamasında böyle bir şeyiniz olsa gerçekten o zaman bu köy ne kadar mükemmel birlik beraberlik içerisinde olduğunu daha iyi göreceksiniz. Yani o tip işlerde çok bir araya gelebiliyorlar. Evet. İnşallah efendim o günleri de görmek nasip olur. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sizi alın.